Efendim Ankara'ya bağlanacağız. Biraz bilgi sahibi olalım. Ankara'da karşımızda evet. Mehmet Özmen var. Mehmet Özmen'in sesi önce geldi. Şimdi de görüntüsü. Mehmet Özmen bugün bize meclisten bildirecek. Sözü fazla uzatmadan önce bir hayırlı sabahlar dileyelim ve ardından sözü Mehmet Özmen'e bırakalım. Mehmet Özmen, seni dinliyoruz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinden tüm izleyenlere hayırlı sabahlar diliyorum ve selamün aleyküm Ahmet Keser. İyi yayınlar ayrıca. Tabii ki Ankara gündemiyle isterseniz önce konuya başlayalım. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşacak bugün. Grup toplantısında bölgesel konular ve parti içi değişikliklere yönelik önemli açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca gün içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijer Ulusal Meclis Başkanı ile güven mektubu sunacak olan Küba Büyükelçisi ve Tunus Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul edecek gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Binali Yıldırım bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Şu anda yola çıkmış durumda Başbakan Binali Yıldırım. Önce Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmiş olacak. Orada bir basın toplantısı düzenleyecek ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek Başbakan Binali Yıldırım. ABD'nin Başbakan Binali Yıldırım önce Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olan Washington'a hareket edecek. Hareketinden önce dediğimiz gibi biraz önce basın toplantısı düzenleyecek ve ABD'de yapacağı ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunacak Başbakan Binali Yıldırım. Konuya dair başbakanlıktan bir yazılı açıklama da yapıldı. Başbakan yardımcısı, Amerikan Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceği ifade edildi Başbakan Binali Yıldırım'ın. Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın. Edinilen bilgiye göre Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak ikili görüşmelerde ekonomik ve askeri ilişkiler, Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra FETÖ, DAEŞ, PYD olmak üzere terörle mücadele konuları da ele alınması bekleniyor Başbakan Binali Yıldırım'ın temaslarında. Öte yandan Ankara'daki ABD Büyükelçiliği dün akşam saatlerinde sınırlı olarak vize vermeye başladığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Türkiye'deki vize şirketleri de vize için tarih alabildiklerini açıklamıştı. ABD Büyükelçiliği dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamasında Türk hükümetinden güvence aldık, gözaltı, tutuklama öncesi haber verilecek iddiasında bulunulmuştu Amerikan Büyükelçiliği tarafından. ABD'nin bu açıklaması anında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından yalanlandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada devam eden yargı süreciyle ilgili güvence söz konusu değil, suç işleyenlerle ilgili süreç bağımsız yargının gereğidir ifadelerine yer verilerek ABD Büyükelçisi'nin açıklaması yalanlanmış oldu. Bir diğer konu, hangi bakan nerede, hangi programa katılacak bugün, ona geçiyorum kısaca. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, SETA'da düzenlenecek olan siyasette yenilenme ve AK Parti'nin geleceği panelinde konuşmacı olarak katılacak. Saat 14'te Mahir Ünal SETA'da bulunacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ise Çorum'un Sungurlu ve Mecitözü ilçeleri kadın girişim kooperatif üyelerini kabul edecek bugün Bakan Tüfekçi. Bir diğer konuda var tabii ki, bugün Salı günü grup toplantıları var. AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin meclis grup toplantılarını bugün Ankara'dan Akit TV olarak meclisten yakından izlemiş ve takip etmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani arkamda görülen mecliste bugün gündem konusu ne olacak? Meclisin gündeminde ne var? Kısaca ona değinelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bazı vergi kanunları ile kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına öngören kanun tasarısı görüşülecek bugün meclis gündeminde. Yine
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesi ele alınacak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gökçek'in yerine Mustafa Tunağ geldi. Evet, Melik Gökçek'in istifasıyla boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Partili Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tunağ dün seçildi. AK Parti'nin aday gösterdiği Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tunağ 136 oyun 104'ünü alarak Gökçek'in koltuğuna oturmuş oldu. Tabii ki seçimlerin ardından Tuna dün yapılan seçimlerin ardından bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisinin genel merkez yöneticilerine ve kendisini seçen meclis üyelerine Mustafa Tuna teşekkür etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde hatırlanırsa Melik Gökçek'in Angora evlerinde CHP'li bazı isimlerle görüştüğüne dair iddiaları akit izleyenleriyle paylaşmıştık ve görüşmeye de aracılık ettiğini ifade ettiğimiz Ali İhsan Ölmez'den dün geciken bir açıklama geldi bize. Ali İhsan Ölmez noter aracılığıyla günler sonrasında suskunluğunu bozdu ve ihtarname gönderdi. Geçtiğimiz günlerdeki yayınımızda Melik Gökçek'in Angora evlerinde CHP'li bazı isimlerle bir araya geldiği iddiasını dediğimiz gibi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ardından Ali İhsan Ölmez'in açıklaması bugün gecikerek elimize ulaştı ve bu ihtarnameyi noter aracılığıyla Ali İhsan Ölmez'in bize gönderdiği ihtarnameyi aynen izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Ankara 37. Noterliği ihtarname başlığıyla geldi bu ihtarname. İhtar eden Ali İhsan Ölmez. Muhatap Mehmet Özmen. Sayın muhatap, 20 Ekim 2017 tarihinde yapmış olduğunuz Melik Gökçek CHP'li kurmaylarla bir araya geldi ve görüşmeyi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez ayarladı şeklindeki haberiniz isnat ve iftira dolu yalan haberdir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirerek şahsıma ve bağlı olduğum davaya hakaret niteliği taşıyan düzmece bir kurgudur. Anılan haberin içeriği yalan ve düzmece olduğu gibi hiçbir maddi delile de dayanmamaktadır. Anılan haberin kanalınızda kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması açısından gün içi haber bültenlerinde düzeltilmesini parantez içerisinde basın kanununun 14. maddesi gereği ve konuya ilişkin yasal haklarımı kullanacağımı bildiririm diyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez. Ali İhsan Ölmez'e, Sayın Ali İhsan Ölmez'e şunu da hatırlatmak isterim bu vesileyle. Yayından sonra kendisini arayarak isterseniz gelin Akit TV mikrofonlarına açıklamanızı yapın demiştik. Fakat kendisi hayır ben sizi muhatap kabul etmiyorum demişti. Fakat görüyoruz ki noter aracılığıyla Ali İhsan Ölmez bizi muhatap kabul ederek bir ihtarname gönderme gereği duydu. Bu noktada tabii ki bu ana kadar Melik Gökçek'in kamuoyuna ben hiçbir CHP'li ile Angora evlerinde görüşmedim açıklamasının gelmemesi de dikkat çekici diyorum ve sözü merkeze Ahmet Keser sana bırakıyorum. Mehmet Özmen sana kolay gelsin, biz de devam ediyoruz.